Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah hayvanlarımızı sıcak yükselmeden otlatmak istedim. Sıcaklık çıktığı zaman bunları burada tutmak imkansız. Hem hayvanlara sıcak vurur, hasta olur. Onun için sabah 6.30'da kalkıp hayvanlarımızı doyuralım dedim. Şimdi hayvanlarımızı cinsini merak eden arkadaşlar olabilir. Hemen söyleyeyim. Koyunlarımızın cinsi Yalova kıvırcığı. Yani kaliteli bir ök. Hayvanlarınızı çoğaltmak için doğru bir seçim. Yani genelde bunlar çift doğurur. Çift doğurduğu için de yani ikişer. Çok nadir üç ama genelde ikişer doğurur. Hayvanları çoğaltmak için çok güzel bir ırk. İleride çoğaltmak için bunları kullanmayı düşünüyorum bu ırkı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hayvanlar bizim gerçekten çocuklarımız gibi. Bizim ailemizden biri onlar. Onların canı yandığında bizim canımız yanar. Bu işe gönül veren çoban arkadaşlarımız bu işi çok iyi bilirler. Onlarsız biz yapamayız. Bizde 80 tane falan koyunumuz vardı. Biz bunları azalttık, bu kadar bıraktık. Yani insan bunlardan vazgeçemiyor. Aranızda o kadar çok güçlü bir bağ kuruluyor ki gerçekten. Ben 80 tane koyunumuz varken öyle güzel alıştırmıştım ki mısır, buğday, arpa tarlası olsun. Tarlanın başında oturdum. Diğer taraftaki mısır, arpa tarlasına giderdi hayvanlarım ve onun dibinden dönerdi. Kaldırıp da kafayı bir tane mısırdan ve arpadan kesinlikle yemezdi. Çünkü aranızda çok güçlü bir bağ oluşuyor artık. Sabahtan akşama kadar hayvanlarla iç içesin. Hayvana sevgini veriyorsun. Karşıdaki hayvan da o senin sevgini anlıyor gerçekten. Sana karşılık veriyor. Yani bu çobancılık çok gerçekten farklı bir duygu. Bunlar yavruladığında kışın yavruları üşümesin diye, soğuktan donmasın diye biz bunları sobamızın yanına alıyoruz. Çünkü eğer almazsak bunlar soğuktan donup ölebilir. Biz kendi odamızı bile hayvanlarımızla paylaşıyoruz. Çünkü neden? Onlar bizim çocuklarımız. Kadar güzel otluyorlar ki çıtır çıtır. Gelin bakalım, gel kızım, gel. Maşallah, bak bak, insan bunların otlamasına baktıkça huzur buluyor. Stres mütres kalmıyor insanda zaten. Evet. Akşama kadar seyrediyor insan böyle bunlar. Öyle etrafı da çekelim evin yanına. Evin arkasında otlatıyor. Karşılar kızlar ben. Yani kızlar ben köyü. Bayağı bir büyük köy. Burası da bizim evin olduğu yer tabi. Sabahın 7.30 şu anda. Tarlada sarmaşık otu var. Koyun bunu çok sever. Akşama kadar aynı yerde dönüp dönüp durur.
Meşe ağacı, bu da çok eski. Bizim evin önündeki meşe ağacı çok güzel. O çok hoşuma gidiyor benim, bakın. Sanki budanmış gibi. Çok şekilli ya. Meşe ağacı. Diğerlerine benzemiyor. Arkadaşlar burası, bu yol tam Karamürsel ile İzni'nin tam ortası. İki tarafa da 30 dakika mesafede. Gel, gel.